Herkese merhaba. Ben Firuze. Ben de Abdullah. Ali Firu kanalına hoş geldiniz. Yılın son öneriler videosuyla karşınızdayız. Bugün bir yazar, bir dizi, bir de tiyatro oyunuyla karşınızdayız. Hemen başlayalım. Bugün önereceğimiz yazar Karl Ove Nausgaard. Bu ismi duyanlar var mı aranızda? Nausgaard Norveçli bir yazar ve kendi otobiyografisinden yola çıktığı bir dizi kitabıyla, Kavgam serisiyle meşhur dünyada. Karl Ove küçük bir çocukken başladığı hikayesine kocaman artık gördüğünüz gibi şöyle yetişkin bir adam olarak devam ediyor ve Kavgam serisinde bütün bu hayatını bizlere roman usulüyle anlatıyor. Ben dilini çok beğeniyorum öncelikle adamın çünkü samimi bir anlatışı var. Kasmıyor, okuması rahat. Bir de benim kendi özel ilgi alanım İskandinavya açıkçası. Çok merak ediyorum. Henüz gidemedim ama ya İzlanda, Norveç, İsveç buraları çok merak ediyorum. Bu abimiz kitaplarında İskandinavya'nın o mükemmel doğasından yola çıkıyor. İnsanların kaygılarından aslında bizim ya onlar çok rahatlar dediğimiz insanların işte rahat olmadıklarından, hayat ailesinin orada da devam ettiğinden bahsediyor. Benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Sen ne dersin? Ben okumadım. Sadece Abdullah'ın okuduğu kadarıyla çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Yakışıklı bir abimiz. New York Times bestsellerlardanmış. O yüzden ilgi çekici ama ben biyografi sevmediğim için hiç atmadım yani. Siz burada Firuze'yi deyip beni tercih edin. Dizi ditti. Şimdi geldik ikinci önerimize. Hanımefendi buyurun dinliyoruz. Hakan Muhafız, Protector. Bir de ben söyleyeyim. The Protector Hakan Muhafız. Önce ben başlıyorum. Ben beğendim açıkçası Protector'ı, Muhafız'ı. Netflix'te yayınlanan ilk Türk dizisi abi. Yani Netflix'in çektiği ilk Türk dizisi. Bu bile izlemek için bence yeterli sebep. Dizinin ilk başlarında her dizi için geçerli bu tabi ama oturmamış şeyler vardı. Oyunculuklar oturmamıştı, belki kamera çekimleri oturmamıştı. İşin tekniğine girmeyeceğim. Fakat bir süre sonra özellikle 3 ya da 4. bölümden sonra hem Çağatay Ulusoy'un hem diğer başrol kadınların oyunculuklara oturdu, karakteri özümsediklerini gördüm. Belki de bizim kafamızda oturduğu için. Çünkü fantastik diziler izlemeye alışkın değiliz. Evet. Türkiye'de izlemeye alışkın. Onu söylemeyi unuttum hakikaten. Tarz olarak fantastik. Ondan biraz bahsetsene. Yani biz aslında çok izlemiyoruz ve sevmiyoruz. Ama ona rağmen yine de içine aldı hikaye bizi yani. Belki de o Türkiye'nin, işte İstanbul'un tarihi, aynen, değerlerinin içerisinde olması. Müzikler mesela çok hoşumuza gitti. Evet. Çok yerinde kullanılmış. Güzeldi. Ya fantastik ögeler hani bizim tarihimizle alakalı olunca biraz da herhalde yani o duygulara da hitap ediyor. Açıkçası biz izlerken bayağı keyif aldık. Bir de birçok şey bildiğin için burası falan diyorsan o çok güzel. İstanbul'da yaşayanlar için gerçekten nasıl diyelim? Abi burada güzel yürüyoruz. Biliyorum burayı. O duygu çok tatlı. Özellikle Sultanahmet, Kapalı Çarşı, Süleymaniye özellikle zaten orada çok fazla çekiyorlar. Aynen öyle. Benim hoşuma gitti. Benim de. O zaman ne diyoruz Firuze Hanım? Hakan Muhafız'ı kesinlikle öneriyoruz. Ey tanrılar! Üçüncü önerimiz bir tiyatro oyunu. Bunu ilk kez yapıyoruz değil mi? Bir tiyatro oyununu ilk kez öneriyoruz. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun oynadığı Elektra. Elektra bir antik Yunan oyunu, yani bin yılların oyunu, çok ünlü bir oyun. Sofokles yazarı. İstanbul Devlet Tiyatrosu farklı bir bakış açısı getirmiş ama o farklı bakış açısını oyunun özünden, döneminden, özelliklerinden kopmadan yapmış. Ben izlerken bayağı keyif aldım. Firuze de benimle benzer düşüncelerde, dinliyoruz. Ben Abdullah'ın bahsettiği gibi antik Yunan tiyatrolarının ilgimi çekmeyeceğini düşünüyordum. Konusu ilginç aslında. Bir kralın karısının eşinin onu aldatması ve sarayda öldürülmesiyle başlıyor. Özellikle benim en çok sevdiğim şey oyunculukların gerçekten şahane olmasıydı. Elektra'yı oynayan Özlem Öçalmaz harikaydı, kendisini buradan da tebrik etmek istiyorum. Yani böyle diyorsan Özlem Hanım. O ağlayışları falan çok çok gerçekçi ve çok güzeldi. Evet, sahnede hiç kayıttan müzik çalınmadı. Evet. O gerçekten böyle tüylerimizi diken diken yaptı. Benim hiç görmediğim bir şeydi uzun süredir daha doğrusu. Müziği yapan kişinin adı neydi? Nuri Harun Ateş. Kontrtenor. Zaten öyle de çok bilinen bir adam. Sezen Aksu'yla
şarkısı falan var ya. Öyleymiş, ben sonradan öğrendim. Yani böyle biz tiyatroyu izliyoruz, o kendisi orada müziği yapıyor falan, çok güzel. Uzun zamandır izlediğim en güzel tiyatro oyunuydu, kesinlikle gidin. Aralık ayı önerilerimizle beraber 2018'i tamamladık. Biz Allah nasip ederse 2019'da da gezeceğiz, izleyeceğiz, okuyacağız ve buraya gelip dilimiz döndüğünce size kendi fikirlerimizi aktaracağız. Ne? 2018'e. Bay bay. Hoş geldin 2019. İnşallah yine beraber oluruz. Çalışmıştık halbuki. Yapamadık. Olsun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.